Bilal, niye geliyor bu eski komşular şimdi ya? Hayır, artık biz ya lüks siteye taşındık, lüks insanlar olduk. Yani biz ne konuşacağız onlarla? Biz siteliyiz, onlar mahalleli ya. Yani bunlar asansör bilmez, yerden ısıtma bilmez. Ne konuşacağız? Aman! Hayatlarında havuz görmemiş kişiler bunlar yani. Belli ki imrenmiştir, boş ver. Oh, imrensinler. İyi olacak o Sinem karısına. Yıllarca üst katımızda oturdu diye bana hava attı. Gelsin de görsün 35. katta oturmak neymiş. Ya, yıllarca böbürlendiler bize. Şimdi gelsinler de böbür neymiş görsünler. Sonuçta yerden ısıtmalı ev sahibi insanız yani. Kalk kapıya bak. Geldi sevimsizler, geldi. Ben de biraz Antep fıstığı koyan masayla uyumlu olsun. Ama biz size hediye, eve hediyesi abajur getirdik. Ay çok sağ ol. Vay, vay, vay Şevket abi. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk Bilal. Buyur, böyle L koltuğa otur. L koltuk. Son derece ergonomik, rahat ve konforludur. Of L koltuk. Geç, geç hadi, geç, geç. Oturalım, oturalım. Nasılsın? Vallahi ne? Haydi bize müsaade. Haydi bize de bekleriz, haydi. Oldu, haydi bakalım. Niye böyle oldu ya? Ya nereye Şevket? Daha şimdi geldik ya. Kızım daha bizim yolumuz uzun. 4,5 saatte anca gelebildik buraya. 4,5 saat mi? Ay siz nereden geldiniz? Hangi yoldan geldiniz Şevket abi ya? Reklamlarda da dediği gibi bizim sitemiz şehir merkezine sadece 5 dakikalık mesafede. Doğru, Edirne merkeze 5 dakika mesafede. Vallahi siz bilirsiniz Şevket abi. L koltuğumuz herkese açık. Yani açık derken aynı zamanda açılabiliyor. Bak böyle of L koltuk. Bunu böyle bir açın oh yatak. Şevket bak. Bana zaten sitede ev almadın. Bari şurada bırak da hevesimi alayım. Otur şurada bana benim masam bu. Ben kimin cilep uzunacağım benim ha? Bana sen niye laf sokuyorsun bir teşhisi? Niye masaya laf soksun? Ben de laf mı sokayım şimdi? Lan koy şimdi bağırıp durma bana bir teşhisi ya. Hayırdır lan şurada bağırıp. Ben seni o zaman akşam yatağa almayacağım, gör. O zaman bir 5 dakika daha oturak. Şevket abi, al Antep fıstığı. Bak, bu Antep fıstığı. Böyle kapalı yenilmiyor. Bunu böyle çatırt diye açın, nim 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 diye yiyorsun. Biliyor lan, biliyor. Sanki uzaya mekik fırlatıyor. Mehtap'cığım canım benim, ne yaptınız? Alıştınız mı yeni evinize? Ya. Aslında. Alıştınız mı? Güzel mi? Bizi kış günü kiracısız bırakıp lank diye çıkıp geldiğinize daha değil mi? Ya ne yalan söyleyeyim Şevket abi, vallahi değdi. Yani sitede hayat bambaşka. Oyun parkları olsun, yüzme havuzları olsun. Başka bir dünya burası. Harika bir ortam. Şevket abi, ben şunu çok merak ediyorum. Siz nasıl ısınıyordunuz ya? Ha, evet ya. Biz sürtünerek ısınıyor. Bütün mahalle bir araya geliyor, sırt sırta veriyor. Aha böyle sürtüne sürtüne ısınıyor Bilal. He, sen şaka yapıyorsun gülelim diye. Ama çok kötü, bayağı kötü. Hatırladım, hatırladım. Siz sobayla ısınıyordunuz. Hatırladın mı kız? Hani böyle yuvarlak bir demir. He. Etrafına toplanıyorsun, böyle ellerini uzatıyorsun böyle, falan. Böyle şeyleri vardı, borular vardı. Boru var. Uzaylılarla konuşur gibi böyle salak salak şeyler yapıyorsun. Ama bizim ev yerden ısıtmalı. Bu mesela soğuk oluyor ya. Bunu gidiyorsun böyle bir açın, oh, hemen böyle ortamı sıcıtıyor. Bu muhabbette sıçıyor. Haydi bakalım, biz artık gidelim, yolumuz uzun. Kızım sen ne yapıyorsun yerde ya? Şevket yalan söyleme diye sıcacık yemin ediyorum sana. Şu kuluşlarıma iyi gelir diye azıcık uzattım. Allah'ını seversen sen de bir yat bir bak şuna ya. Kızım kalk, bütün tozunu aldın yerin, kalk gidek kalk. Ya nereye gidiyoruz acaba? Nereye gidiyoruz acaba? Şimdi geldik daha nereye gidiyoruz ya? Ha ne bağırıyorsun kız? Ha ben sana bağırıyorum.
Kim bağırıyor bana? Sen bağırıyorsun. Ben sana bağırıyorum. Ben sana o zaman haftalığını vermeyeyim de sen gül. Sana kartımı verdiğim güne nalet olsun. Canım benim Mehtapcığım. Tamamen meraktan soruyorum. Şimdi bu siteye herkes gelebiliyor mu her siteye? Ay. Yani sanmam Sinemciğim. Zaten 3+1'lerle 2+1'ler tamamen bitti. Mini mini 1'lere de zaten siz sığmazsınız. Tamam. Tüh, görüyor musun? Gol gibi siteyi kaçırdık. Vallahi burası ileride çok değerlenecek diyorlar. Tabii buradan ev almak tam bir yatırım yani. Çocuğun okuluna da yakın. Burada bir ev sahibi olmak ahır ya, ahır, ahır. Oo, selam. Sinan teyze, Şevket amca, hoş geldiniz evimize. Hoş bulduk oğlum. Hoş bulduk. Yavrum o Bahadır, o arkandaki ne ya? Ya Sinan teyze, bu paraşüt. Bizim okul servisi buraya getirmiyor da ben de Ankara aktarmalı geliyorum. Ankara uçağına biniyorum. Tam bizim evin üzerinden geçerken pıs diye salıyorum kendimi. Hışt diye açıyorum. Hem de kurs almadan öğrendim bunun hepsini. Aa. Pat diye geliyorum eve. Olay bu. Eviniz gerçekten de okula yakınmış. Ya bak değerlendirirsen Bilal. Mars'ta da su bulundu diyorlar. İleride bayağı bir değerlenecekmiş. Çok güzel bir yatırım. Ahır ya. Ya Şevket abi evle ne alakası var ya? Benim oğlum aksiyon seviyor yani. Kapı çaldı, kapıya bak. Kapıya bak lan. İyi tamam bakıyorum. Zaten ben arkadaşlarımla buluşacağım. Adana uçağını kaçırmayayım. Karıştığımı da toplayayım da. Hadi oğlum, hadi oğlum. Yamaç aldı. Hadi oğlum. Hadi yavrum. Hanım gör bunları gör. Dağ başında yaşamaktan çocuk motora kaçan kuş gibi olmuş. Ya ayıp ayıp şu ağzını açık tut. Gerçekten ayıp yani Şevket abi. Sonuçta burası tam korunaklı ve doğayla iç içe bir site. Lan yılanlı yer ne ya? Yılanla mücadele ediyorum, ayıyla mücadele ediyorum. Ya iki tane posta getireceğim, kurt saldırdı. Ayı da saldırdı. Hayır ayıyı geçebiliyorum artık ama kurtu geçemiyorum ya. Tamam bırak git. Ya bırakın da siz de şu otomatik ödeme olayına bir dikkat edin ya. Oraya geçirim. Ulak oldum ya, postacıydım, ulağa döndüm ya. Ha? Bizim kurt beni yakaladı yine. Kamçıyla geziyorum ben ya. Ev gerçekten de doğayla iç içe. Ya biz bilseydik size ev hediyesi olarak abajur yerine meşale getirirdik. Hadi kalk gidelim, hadi gece oldu, hadi. Ya ne gece olması? Daha güneş batmadı. Kızım burası kutuplara yakın. Burada 6 ay gece 6 ay gündüz oluyor. Ya çünkü daha evi gezmedik ya. Oturdurduğun yerde, hadi bari. Ama arkamda kalmış görmemişim. Bir dakika. Sizin salonda mutfak mı var Mehtap? Bir dakika bu şey dedikleri yoksa? Evet, Amerikan mutfağı. Ay, en sevdiğim. Hello. How are you? Nasıl konuşmaz o, konuşmaz o. Ya, ne diyorsunuz ya? Ben de Amerikan mutfağı istiyorum şirket. Amerikan mutfağı. Kızım mutfak Amerikan da biz Türk'üz ya. Onun içinde yine yapacağın patlıcan, yine yaprak sarması dolma ya. Mutfak dediğin ayrı olur. İçeride kok oldu mu kapatırsın gider koku moku kalmaz. Ay cehalet ne kötü şey ya. Vallahi sen aspirator diye bir şey duymadın mı? O ne lan? Aspirator hani böyle yemek kokuyor böyle üf yemek kokuyor. Aspiratoru bir açıyorsun böyle uuu diye çekiyor onu. Ondan sonra mis gibi. Sinemciğim istersen gel yatak odasını göstereyim sana. Orada bizim ebeveyn banyomuz var. Yok ebeveyn gözü. Sizin yatak odasında banyo mu var? Evet canım. Üstelik banyoda jacuzzi var. Hem de jacuzzimiz telefonlu. Ya şey katıyor mu ya? Benim sevdiğim bir şeyler. Gel kız gel. Bilal. Hı? Sakın beni o küvetten arama. Ben ararsam da açma. Telesekreterine aradığınız kişi şu anda boy abdesti alıyor falan dedi. Vallahi düşüncesi bile ürkütüyor beni. Sen yine şaka yapıyorsun gülelim diye. Çok kötü ya. Ya Şevket abi soracağım soracağım unutuyorum. Mahalleli nasıl? Memnun musun yeni komşundan? Vallahi çok mutluyum. Yeni komşum aynı zamanda yeni okey eşim. He.
benim yerime. Nasıl? O da benim gibi taşlayabiliyor mu? Vallahi her saat taşlıyor. Hem de elini bozup bozup taşlıyor. Bir ara gelin de benimle oynasın bakalım nasıl oluyor. Vallahi biz dörtlüyü tamamladık Bilal. Yancılarımız bile tamam. Sen çok uzaklarda benim için artık bir hiçsin. Gördüğüm kadarıyla burada da çok mutlusun Bilal. Mutluyum ya. Vallahi burada mutluyum. Sonuçta hayvan gibi ev. Gerçekten mutluyum yani. Havuzlu bir sitede oturuyorum. Evet, mutluyum. Ya asansöre biniyorum. Orada klasik müzik çalıyor. Mutluyum, mutluyum, da mutluyum. Anladık lan, mutlusun. Değilim ulan, değilim. Bu tavırlar falan hep yalan. Hepsi yalan. Köpek gibi pişmanım. Ne işim var benim Allah'ın unuttuğu yerde ya? Her gün metrobüse böyle uyku tulumuyla biniyorum. Birazcık daha uyuyayım diye işe giderken. Ama olsun. Yerden ısıtman var Bilal. Evet, yerden ısıtma ama üstünde kestane pişmiyor. Portakal mandalın kabuğu atınca koku vermiyor. Ya bir insanın eviyle işi arasında zaman farkı olur mu? Ben metrobüsten inince jet lag oluyor. Ama koskoca yerde oturuyorsun Bilal. Sorun da bu ya zaten. Koskocaman oluşu. Geçen çocuğu aşure dağıtmaya yolladım. 3 gün bulamadım. Ya geçen birine sırf komşuya benziyor diye usulca sokuldum. Ve ondan matkap istedim. O ne yaptı? Ağzımı burnumu kırdı. Matkabı yanlış anladı herhal. Halbuki sana matkap desem... Dümen de vereyim mi? Derim. Şevket abi, ne olur beni geri al, ne olur. Ben senin yine kiracın olayım, gül gibi yaşayıp gideriz. O ki işin olayım senin. Bilal, biz artık biz olamayız. Aramız çok açıldı. Ben bir mahalleliyim ve sen bir sitelisin. Ay sitede eve çıkan aklımı sitelesinler. Hiç mi özlemedin kapını apansız çalışlarımı? Senden dübel isteyişlerimi? Özlemez miyim salak? Bizde kaldığında en son giydin alt eşortmanı. Belki bir daha gelirsin diye yıkatmadım. Şevket abi. Bilal, salak şapşık seni. Hayır, ayıp yani yaptın Mehmet ya. Ay ne var yani duş başlığıyla köyü aramaya kalktım diye bu kadar niye abartıyorsun yani? Ne var insan hatayı? Artı niye açıyorsun şeyin suyun başlığını? Her tarafım sıksam oldu ya. Sizin koyusu bastı demek ki sine. Ya şunun gülüşüne bir bak Allah'ı seversen bu çok değişmiş ya. Başka bir insan olmuş. Şevket gidiyoruz hadi kal. Kızım sen şey telefon mu zannettin? Bu da tam salak ya. Sinem biz şimdi Bilal'le konuştuk. Biz yeni kiracıyı çıkaracağız evden. Bilal'leri tekrar alacağız. Öyle mi? Nereye alıyorsun? Nereye? Bak, nereye alıyorsun? Kime alıyorsun? 1 yıl sözleşme imzaladık o insanlarla. Kolay da onları çıkardık. Artı ben şu görgüsüz karıyla 5 dakika hiçbir yerde durmam. Ay tütüm! Ben senin evini ne yapacağım be? Bilal, vallahi ölürüm de dönmem o mahalleye ha. Sen öyle büyük yemin etme de. Konuşma Bilal. Ben gidiyorum. Jacuzzi'me gireceğim. Beni arayan olursa jacuzzi'mdeki telefondan arar. Mehtap. Hareketlere. O nasıl bir gülüş ya? Şevket, hadi dışarıda bekliyorum. Arkana gidiyoruz, hadi. Elveda Bilal. Elveda kiradan düşer gibi hayatımdan düşen güzel insan. Elveda. Elveda külüne muhtaç olduğum eski komşum. Elveda Şevket abi. Elveda üst aşortmanını hiç tanımadığım o alt aşortmanın sahibi. Elveda. Kule kule git. Git. Bu salak çantayı da unutmuş. Ulan resmen 35. kat zirvesinde yalnızlığı yaşıyorum ya. Şevket abim, geri dönsen şimdi. Bilal'im, komşum, ben geldim desen. Bilal! Şevket abi, yine buraya oturmaya mı geldin? Senin çıktığın eve oturtayım.
kurtlar geliyor. Kapat!